kibrit rolunu ver, ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik, kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Filiz Elibol'un vasi olarak atanması talebiyle açılan davayı başlatıyorum. Çocuk Hizmetleri Kurumu'nun tayin ettiği Reyhan Yılmaz. Buyurun, sizi dinliyorum. Elibol ailesinden ilgili değerlendirmeniz nedir? Elibol'ların evi hakkında bir ihbar alınca gittim ve Fikri Elibol gözetimindeki çocukların ihmal altında olduğunu gördüm. Akabinde çocukların güvenliği için aldık ve çocuk hizmetleri yurduna yerleştirdik. Maddi imkansızlıklarla mı karşılaştınız? Nasıl bir imhalden çözülüyorsunuz? Koşullar yetersizdi ama daha önemlisi anne babaları yoktu. Ve ikinci denetimimize baba Fikri Elibol alkollü geldi. Efendim, müvekkilim Filiz Elibol kardeşlerinin bakımını başarılı bir şekilde bugüne kadar yapmış durumda. O yüzden kardeşlerinin vasiliğinin kendisine verilmesini talep ediyoruz. Baba Fikri Elibol'un da vasiliğinin kızına geçmesine dair bir itirazı olmadığının belgesi de dosyanızda mevcut zaten. O zaman onu dinleyelim. Fikri Elibol. Sayın hakim, ben vasiliğin kızım Filiz Elibol'a verilmesine itiraz etmiyorum. Ben hiçbir şeye itiraz etmiyorum. Sessizlik! Kızım, dört kardeşin vasiliğini talep ediyorsun. Daha çok gençsin. Bu sorumluluğu almaya hazır mısın? Hakim ve kardeşlerime yıllardır ben bakıyorum zaten. Maddi durumumuz çok iyi değil. Doğru. Ama ben kardeşlerim için elimden geleni yapıyorum. Bir inşaat firmasında sigortalı çalışıyorum. Nişanlıyım. Evlenmek üzereyim. Nişanlın burada mı? Evet. Buradayım hakim bey. Cemil Engin ismi, Filiz'in nişanlısıyım. Peki evlendikten sonra nerede yaşamayı planlıyorsunuz? Filiz ve kardeşleriyle beraber aynı evde yaşamayı planlıyoruz hakim bey. Zaten benim annem de kendisi burada. Filiz'in kardeşleriyle ilgilenmeye çok sıcak bakıyor. Yani demek istediğim, hep beraber büyük bir aile olarak yaşamak istiyoruz.
Hakim Bey, Filiz Elibol'un yeterliğini anlatmak adına kardeşlerini ve tanıdıklarının dinlenmesini talep ediyoruz. Evet, çocukları dinleyelim. Buyurun. Ablanız sizin bakımınızı üstlenebilir mi? Bunu öğrenmek istiyorum. Çocuk Hizmetleri Kurumu'nun gözetimi altında kalmanız sizin için daha mı yararlı? Bunu da bilmek istiyorum. Ablanız için ne diyebilirsiniz bana? Hakim Bey, biz çocuk hizmetlerinde ihtiyaç olarak daha rahat gibi gözükebiliriz. Ama bizim için çok daha değerli şeyler var. Ablam çok iyi bakar bize. Her derdimizi de dinler. Bizim evde sofraları ablam kurar. Sabahları da akşamları da. Onun için önce hep bizizdir. Kendi hep sonra gelir. Zaten ben çok kızarım ona bunun için. Biz okuyabilelim diye kendi eğitiminden vazgeçmiş biri benim ablam. Başka kim yapar bunu Hakim Bey? Kim bize ondan daha iyi bakabilir ki? Biz birlikte bir aileyiz. Ayırmayın bizi. Siz ne düşünüyorsunuz çocuklar? Ablanıza kalmak ister misiniz? Ablam bizim annemiz gibidir. Bizi ablamdan ayırmayın. Ben de ne başka bir yere, ne de başka birini istemiyorum. Ablamı istiyorum. Yerinize geçebilirsiniz. Bak kızım, vasi olursan hukuken de sorumluluk altına gireceksin. Bu ciddi bir karardır. Başlarına gelecek her şey için sen sorumlu tutacaksın. Ve daima takip altında olacaksın. Üstelik her iki yılda bir de vasiliği tekrar ettirmek zorundasın. Bu sorumluluğu alabilecek güçte misin? Ben bugüne kadar onların başına hiçbir şey gelmesine izin vermedim. Vermeyeceğim. Onlar harika çocuklar. Ben elimden geleni yapıyorum onlar için. Hepsi okuyacaklar, söz veriyorum. Bak kızım, sen çok iyi bir ablasın ama çok gençsin. Bu çocuklar gelişme çağında. Nişanlıyım diyorsun ama bu benim için kafi değil. Ancak evlilik birliği tesis edildikten sonra vasiliği sana verebilirim. Karar. Filiz Elibol'un evlilik birliği tesis edildikten sonra vasilik talebinin tekrar değerlendirilmesi için duruşmanın ertelenmesine karar verilmiştir.
Biz şimdi bu işi en azı nasıl halledebiliriz Cemil? Bu işi derken? Sağ ol yenge. Evlilik işini işte. Yani ben başka türlü alamayacağım çocukları. Yani bilmiyorum ki. Ya Yıldırım nikah diye bir şey yok mu? Ha Tülay? Vardı değil mi öyle bir şey? Yapalım öyle bitsin gitsin. Yani... Yani öyle bir şey var evet. Biliyorum. Ha? Yalnız anneme söylemeden bir şey yapamayız Filiz. Biliyorsun o durumumuzu bilmiyor ya. Her şeyi gerçek sanıyor. Cemil tamam da... Ya hakimin dediğini duydun. Ben başka türlü alamıyorum çocukları. Bu işi halletmemiz lazım yani. Yalnız bu iş dediğin şey evlilik Filiz. Öyle çocuk oyuncağı değil ki. Doğru. Haklısın. Neyse ben kalkayım. Geç oldu. Yarın konuşuruz bunları olur mu? Tamam geçeceğim Nazan. İyi geceler. Eyvallah. İyi geceler. Ay hakikaten ne olacak bu evlilik işi ya? Ya kızım şuna iş duyup durmayın Allah aşkına ya. Ya nikahlanacaklar kolay mı? Allah Allah. Ha bunca şey arasında beni bul azarlayacak. Ya ne azarı ne dedim ben şimdi ya? Allah Allah. Ya ne azarı kızım? Tamam bakmayın öyle ya. Tamam çözeceğiz yani. En azından ne yapacağımızı biliyoruz değil mi? Ha? Yani alt tarafı sevmediğin biriyle evleneceksin. Ya. Özür dilerim abla ya. Ben çocukları almam için ne gerekiyorsa onu yapıyorum. Yani bu meseleye ve başka türlü anlamlar yüklemeye gerek yok. Bu formalite evliliği. Cemil de yardım ediyor. Aynen canım. Yani ucunda ölüm yok ya. Şu çocuklar bir hayırlısıyla dönsün de. Tamam tamam hadi biz kalkalım Filiz de dinlensin biraz. Hadi. Tamam. Kuzum bak Allah rızası için bir şey ye. Çayını bile içmiyorsun ya boğazından bir şey geçsin. Eridin kaldın zaten. Tamam. Hadi. Hadi iyi geceler. Evlendikten sonra nerede yaşamayı planlıyorsunuz? Biz ve kardeşleriyle beraber aynı evde yaşamayı planlıyoruz Hakim Bey. Zaten benim annem de kendisi burada. Filiz'in kardeşleriyle ilgilenmeye çok sıcak bakıyor. Yani demek istediğim hep beraber büyük bir aile olarak yaşamak istiyoruz. Neredeydin? Niye gittin? Niye hiçbir şey söylemedin? Sana bir şey oldu sandım. Abla. Ah be ablacığım be. Bizim yüzümüzden daha nelere katlanacaksın acaba? Kimde kalır?
kimse alır burada? Ya buna Cansu'yu falan vermek lazım ha. Bavusu musun sen, halledin mi? Arsız, kimsesiz, topraksız çiçek. Yüreğimde kor, sürgün göğsüne. Bunu bana yapmazdı. Şimdi gökdende büyüyen bu. Arsız, kimsesiz, topraksız çiçek. Yüreğimde kor, sürgün göğsüne. Ne bu surat oğlum böyle? Sen ciddi ciddi eve gideceğim mi zannediyorsun? Öyle derler ama almazlar. Benim annem de zamanında çok salladı öyle şeyler. Sen de ablan sallamış işte. Benim ablam sallamaz. Tabii tabii sallamaz. Doğru konuşlar ablamla ilgili. Benim ablam öyle herkese benzemez. Söz verdiği zaman tutar, anladın mı? Anlamadım, ne olacak? Anlayacaksınlar. Çocuklar, ne oluyor burada? He? Hani önlüklerinizi giymemişsiniz daha? Hadi servisler bekliyor. Hadi acele edin. Hadi. Çabuk. Fikret, siz de yeni okullarınıza pazartesi günü başlayacaksınız. Biliyorsun değil mi? Sen bu arada etüt salonunda istediğin kadar ders çalışabilirsin. Hadi bakalım. Hocam. Hı. Basket topu var mı? Var. Cemil, sofra hazır oğlum. Hadi gel. Geldim. Eline sağlık anne. Ya şey diyecektim ben de sana. Şu evlilik işini hızlandırmaya karar verdik de Filiz'le. Bir an önce nikah kıyacağız yani, haberin olsun. Ne münasebet. Nereden çıktı şimdi bu? Bir de haberin olsun diyorsun. Ya tamam kızma. Dün gece geldiğimde söyleyecektim de uyuyordun. O yüzden. Katiyen olmaz. Yangından mal kaçırır gibi nişan yaptınız zaten. Rezil kepaze olduk. Şimdi böyle nikah yapıp geçirecek misiniz yani? Yok anne, işte çocukların velayetini bir an önce alabilsin diye, biliyorsun. Hayır efendim. Çocuklar aç değil, açık da değil. Bana bak oğlum. Bu kız seninle kardeşlerini almak için evlenir yoksa? Yok anneciğim, ne alakası var ya? Biz birbirimizi seviyoruz, sen de biliyorsun. Ya bu olay evliliği hızlandırdı, o kadar. Hız mız bilmem ben. Evlilik böyle aceleye gelmez. Benim bir tane oğlum var. Anlı şanlı düğünle evleneceksiniz. Sütümü helal etmem sana. Anneciğim neler diyorsun Allah aşkına? Ben diyeceğim dedim oğlum. Sen kendini bu kıza kullandırmaya meraklısın ama ben daha ölmedim. İşte o kadar. Ya... Ya öf, Tülay, kalk kalk, geciktim ben yine ya. Ay, kaç oldu saat? Ya Tülay, benim mavi gömleğim nerede? Aşkım, orada işte, ütüledim, astım ya. Ha, buradaymış. Benim her yerim kırılıyor ya. Sen bir de bana sor ya. Başım çatlıyor benim ya. Ya mahkemeden sonra kamyon çarpmışa döndük biz. Filiz'i düşünemiyorum bile. Allah zor iş. Allah yardımcısı olsun. Aşkım. Hı. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyle bakayım. Ben geciktim. E geciktin at gibi niye yatıyorsun? Kalk hazırlan. Aşkım sen gerizekalı mısın ya? Öteki türlü geciktim işte, anlasana. Aha, vallahi mi? Kaç gün? Bir hafta gibi bir şey işte. Bir hafta? Kız bak. Bilmiyorum, hemen heyecanlanmayalım. Geçen seferki gibi olmasın, emin olalım da. O zaman şey yapalım, test yapalım. Hayır, test olacak şey değil.
Doktora gideceğim, hastaneye gideceğim, emin olacağım. Ya Vahide, ben dayanamam ki, ölürüm ben heyecandan. Aşkım, ben seni doktordan çıkar çıkmaz arayacağım, haber vereceğim. Bebeğim. Bak, haber ver ha o zaman. Gidiyorum ben. Arayacağım. Tamam, gittim. Aşkım. Hı. Donunla mı gidiyorsun? Ya gülme ya, Allah Allah. Kafa mı kaldı, ne yaptın? Şapşal ya. Dur, siz, ben de seninle birlikte yapıyorum. Tabii. Hadi oynama ablacığım, yap kahvaltını. Abla, sen bana diyeceğine kendin yesene. Bir lokma yemedin şurada. Sen bakma bana, okula gideceksin hadi. Dün gece sabah ettin yine değil mi? Hı? Ne güzel uyumuştum ya, ben de sevindim. Sonra sabahlar olmasın tabii. Günaydın. Günaydın Cemil. Bir konuşabilir miyiz? Ben annemle konuştum da. Ha, tamam, geliyorum hemen. Ya. Anneme söyledim. Filiz'in çocukların velayetini alabilmesi için durumu hızlandırmamız gerek dedim. Hemen nikah yapmamız gerek falan ama... Ya maalesef annem düğün olmadan olmaz dedi. Cemil, ne düğünü ya? Düğün falan olmaz, bu formalite evliliği zaten. Yani ben... Biliyorum, ben biliyorum. Ama annem bilmiyor işte. Ya bilemezdi. Kusura bakma, ben senin için her şeyi yaparım ama... onu ezemem, onu söyleyemem. Yani onu da anla. Yaşlı bir kadın, tek oğlunun mürüvvetini görmek istiyor sonuçta. Yani demek istediğim, sen... gelinlik giymeden, gerçek bir düğünmüş gibi olmadan olmayacak galiba. Ancak bu şartla yapabilirim bu evliliği. Anladım. İyi, öyle yaparız ya. Ne yapalım? Yapar mıyız? Yaparız, ne yapacağız? Kadın haklı. Tamam. Merak etme, çok güzel bir düğün olacak. Bana fark etmez. Annen nasıl istiyorsun? Sağ ol anlayışın için. Sen sağ ol. Yardım ettiğin için. Görüşürüz o zaman. Niye geldi sen yine mahalleye? Ne işin var burada? Geldin, nişanda dolay çıkardın, mahkemeye falan geldin. Ben sana defolup gideceksin demedim mi? Ne yapacağımı bilmiyorsun sanki, senin yüzünden bu çocuklar hapse girecek şimdi. Benim yüzümden suç olmayan insanları hapse atacaksın ha? Bravo, gerçekten seviyormuşsun Filiz'i. Filiz'i ne kadar sevdiğim seni hiç ilgilendirmez, anladın mı? Cemil, siktir git başımdan. Sen beni bu hale getirdin, anladın mı? Olaylar bu noktaya senin yüzünden geldi. Sen bittin oğlum ayrıca, anladın mı? Sen bittin. Sen bittin, ben başlıyorum. Evleniyoruz biz Filiz'le, anladın mı? Gel, gel, gel. Gel lan. Gel. Şimdi sıçtım ağzına. Gel, gel. Bırak, karışma. Ne oluyor be? Cemil, dur.
Dur! Dur! Barış! Gebertin! Bırak! Barış! Bırak o şunla ya! Barışma! Bırak, değmezsin Ahmet, için ya! Oğlum. Ya bırak! Bırak tamam, değmez ya! Bırak. Ne oluyor be? Gideceksin lan bu mahalleden! Barış! Siktirip gideceksin! Gitmeyeceğim ben! Gitmeyeceğim! Heh. Öyle mi, gitmiyor musun? Filiz, bu adam var ya! Hırsızım ben! Evet, araba çalıyor. Duydunuz mu beni? Hırsızım. Evet, bayağı araba çalıyorum. Nasıl ya? O zaman senin o günkü araba da... Evet, o da çalıntıydı. Ulan senin yüzünden bok yoluna gidiyorduk ya biz. Ne arabası o? Ya abla, biz Hikmet'le Barış'ın arabası sandık, bindik arabaya. Sonra yolda Cemil abi yakaladı bizi. Hapse giriyorduk ya biz bunun yüzünden. Rahmet, tamam, sus oğlum. Abi! Doğru mu bu? Filiz, doğru anlasana. Çocukları kullandı beni yollamak için. Filiz, saçmalama, yok öyle bir şey. Uyduruyor Allah aşkına ya. Demek bu yüzden gittin. Ha? Filiz, ne yapıyorsun? Bırak. Filiz, çocuklar için... Tufan abi, karışma. Benim kardeşlerim senin çaldığın arabada yakalanıyorlar. Bu seni tehdit ediyor. Sen de beni bırakıp gidiyorsun, öyle mi? Öyle mi dedim? Cevap ver. Cevap ver. Cevap ver. Allah belanı versin. Cevap ver. Filiz. Geç dönmeseydim. Filiz, tamam, bırak. Boş ver. Bırak şunu. Abla! Abla! Ya abla, dur! Abla, biz bilmiyorduk arabanın çalıntı olduğunu ya. Ya yemin ederim bilmiyorduk ya. Abla, bir hırsızlık yapar mıyız sence? Mehmet, benim bir yalan daha duyacak halim kalmadı. Abla! Yalan söylemiyorum ya. Minibollar, neredesiniz bakayım siz? İki saattir sizi arıyorum. Biz senin yanına geldik abi de sen uyuyordun. Evet ya, ayılamadım bugün biraz. İsmo nerede? Ne? İsmo nerede? Ha, İsmo kreşte, demin yanındaydım. Tamam. Abi, gel oynayalım. Ver bakayım bir tur. Ne ha? Kendini daha iyi olduğu bir şey buldun ya, hemen ez anasını satayım bize. Tamam, hadi tamam. Yok, ben şimdi çıkıyorum. Akşam gelince oynarız. Çıkacağım mı? Nereye? Müdürden izin kağıdı aldım ben birkaç saatliğine. Bir mahalleye giderim, mahalleye dolanırım. Ablamı görürüm diyorum. Tamam, biz de gelelim abi. Fiko, sizin yaşınız küçük be oğlum. Sordum, tabii ki sordum gelebilir misiniz diye ama izin vermiyorlar, yapacak bir şey yok. Bir şey ister misiniz evden gelirken getireyim? Evet, pembe takımı, bir de Barış abinin aldığı Barbie bebeği. Peki, tamam. Getiririm. Hadi gidiyorum ben şimdi, siz de çok sapıtmayın.
Abi. Hani bitecekti? Hani bir daha dönmeyecektik buraya? Fiko tamam, düşündüğümüz gibi olmadı ama ne yapalım yani, umut etmeyi mi keselim? Hem daha dava düşmedi. Sadece duruşma ertelendi. Bence bir sonraki duruşmadan sonra biz buradan çıkacağız, evimize gideceğiz. Vallahi. Hem Fiko, bazı şeyler hemen hallolmuyor. Sabretmek gerekiyor. Biz de bekleyeceğiz, ne yapalım? Ne olacak ki? Allah Allah, laflara bak sen, laflara. Şş Fiko, azıcık örnek al şu kirazı. Bana bakın, minibollar. Güçlü duruyoruz, umut etmeyi kesmiyoruz, tamam mı? Hem nedir? Sayılı gün çabuk geçer, değil mi? İyi, hadi bakalım. Fika, ben de atayım mı? Abla dedim ya işte, ben bu kızın partisine gittim. Çıkışta cüzdanı çarptırdım. Sonra seni aradım hemen. Telefon Hikmet'teymiş, Hikmet çıktı. Dedim gel beni al buradan. Minibüs, otobüs, anca geldik zaten buraya. Barış da bizi durakta gördü işte. Evet, aynen öyle oldu. Hadi anlaşalım bundan sonra yalan söyledim. Tamam anlaşalım, peki. Tamam baştan başlayalım. Filiz ben. Başlayalım hadi. Bu ne iş var burada ya? Hırsız Cenk. Barış ne haber ya? Selam sabah yok mu? Siz nereden tanışıyorsunuz? Sen bilmiyor musun? Biz Barış'la aynı işte çalışıyoruz. Hatta iş ortağı sayılırız. Değil mi Barış? Cenk ya! Benim hatam, tamamen unutmuşum. Ya biz Cenk de restoranda vardiya arkadaşıydık. O da valilik yapıyordu. Sen bir erken çıktın ama Cenk, değil mi? O yüzden hatırlayamadım. Karıştı orası. Barış, açsana kapıyı ya. Görüyorum seni, oradasın. Ay. Ay. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun Barış Bey. Ay, vay vay vay. Rahmetli Numan'ın evi. Çok masraf etmişti bu eve bak. Ne oldu? Sefasını göremeden nalları çekti. İşte her şey, her şey kısmet kısmet. Oo, Allah cayır cayır yanıyor ha. Anahtar kapının üstünde. Barış, Barış nereye ya? Dur biraz konuşalım. Allah Barış, ben dün gece sabaha kadar düşündüm. Yani benim de bir vicdanım var. Çocukları düşününce içim sızladı vallahi ya. Yok ya, ben bu evde oturamam onlar oradayken. Kalamam. Kalamam ama senden de her ay gelip kirayı alırım.
Nazım, ben yanlış anladım galiba, değil mi? Hani kendi evimde benden kira alacaksın. Ya yanlış anlamadın. Ev senin değil ki, benim zaten, sen verdin. Ama istiyorsan hemen mahkemeye gidip velayet için tekrar dilekçe verebilirim. Vallahi hiç üşenmem. Gider yapar gelirim. Anlaştık. İlk kirayı alayım o zaman. Fikir gibi eşyasını zorlama istersen. Daha ay sonunu bekledim, mantı olsun bu işin. İyi, tamam. Ay sonunda kapıya dikilirim ama. Hadi bakalım. Güle güle otur. Vallahi mis gibi kupon daire düşürdün, yemin ediyorum. Geldin ya. Kaç gündür aklım senden. Hadi ya. Merak edecek bir şey yoktu. Rahmet anlatmıştır sana zaten. Şu iş çözülene kadar gelemeyeceğim markete. Şunları yerleştireyim mi ben ya? Yok canım, dur, saçmalama, ben yerleştiririm onları. Sen gel şöyle otur. Gel. Gel gel. Sen nasılsın onu anlat. İyiyim ya ben. İyiyim, yolunda her şey. Sadece buradan uzak kalıyorum biraz işte, malum. Seni de burada böyle bırakıyorum. Kusura bakma. Yok canım, kusura bakacak bir şey yok. Sen iyi ol da. Bir şeye ihtiyacın var mı peki? Ha, yok yok. Bir şeye ihtiyacım yok. Ama bir gidip benim rahmeti görmem lazım. Okul çıkışına yetişeyim. Onu da görmek istiyorum. Gidiyorum o zaman. Tamam. Dur bir dakika Hikmet, bekle bir dakika. Sen şunu al, orada lazım olur sana. Alır mısın şunu? Hayır, sende kalsın. İstemiyorum, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Anlatacak mısın? Ne bu suratın abi? Yok bir şey kardeşim. Abi nasıl yok ya? Kimle dalaştın? Söylesene. Ya tamam, önemli bir şey değil dedim ya. Boş ver, takma kafanı. Abi bak, bir durum varsa bilelim. Biz de buradayız yani. Varsa bir sıkıntın halledelim. Biliyorum birader, biliyorum. Sağ olasın. Ben hallederim. Büyütülecek bir şey değil. İyi bakalım. Lan Stepne, hadi git bana bir bira kap gel. Lan oğlum, sana diyorum lan. Bak oğlum, asabım zaten bozuk. Lan Tufi, şu çırağına bir adap ver oğlum ya. Esnaflık böyle olur mu oğlum? Ya Fikri abi, bir şey soracağım. Ha? Biz dün seninle aynı mahkemeden çıktık değil mi abi? Ay. Ya abicim, Filiz'in hayatı alt üst oldu neredeyse ya. Bakıyorum sana, sen hala pür neşe, hala tek derdin bira. Maaşı da büfede ezmişsin, görmüşler. Kim? Kim? Kim görmüş? Kim? Vallahi billahi kuru iftira. Ya bırak Allah aşkına, görmüş herkes işte. Sen niye paran bitince geliyorsun buraya? Ne işsin sen? Ben? Tufi? Alındın mı lan sen?
Ay, oğlum ben senin üstüne gül koklar mıyım? Vallahi billahi kuru iftirana. Hareketlere bak ya. Vallahi ben bilmem abicim. Sana bir amire yok. Sen git bu cilveleri büfeciye yap. Fikri. Hı. Gir bir işe çalış. Sapasağlam adamsın. Ne çalışması lan? Ne çalışacağım ben bu yaştan sonra? Gideceğim, kıçım başımı patlatacağım. Ondan sonra bana daha masraflı olacak. Daha iyi ya. Çalışırken sakatlanırsın, büyük tazminat alırsın. Yok lan, o ecnebi ülkelerde öyle oluyor. Zaten ben orada sakatlandım da öyle bağlattım maaşı. Oğlum burada da var lan o. Nasıl ya? Geçen Cafer'in yanındaki çocuk elini kaptırmış makineye. Tazminatını ayrı, hastane parasını ayrı. Bir sürü para dediler lan çocuğa. Yuh, vallahi mi lan? Tabii ya. Şşş, Tufi! Bana oradan bir tane bira kapsana, bak keyfim yerine geldi. Bira büfede abicim, biz de çay ver içersen. Alo, Tülay, ya neredesin? Delirdim meraktan. Ne dedi doktor? Ya söyleyecek bir şey yok. Eve geldim ben, evdeyim. Tülay, iyi misin sen? Tamam, dur, geliyorum ben, dur. Yusuf, kahveye bak oğlum. Buzi. Hikmet, ne işin var senin burada? Niye geleceğini haber vermedin? Telefonsuzluktu mu? Aynen. Telefonum olmayınca böyle insanlara telepati yoluyla haberleşiyorum. İyi ya. Benle haberleşsin işte. Ben hissettim burada olduğunu. Ne haber? İyi, nasıl olsun? Senin nasıl gidiyor? Yurtta durumlar nasıl? Yurtta durumlar iyi ya. Yolunda her şey. Sadece böyle akşamları yapacak hiçbir şey yok. Çok sıkılıyorum. Ama yolunda her şey onun dışında. Anladım. Lan oğlum sen nereden çıktın lan? Rahmet abi, abi. Nereden çıktın lan sen? Ne haber Hikmet, hoş geldin. İyi, senden ne haber? İyi ben de. Ya iyiyim de, kendi okuluma ziyaretçi gibi geldim ya. Bir garip hissettim kendimi. Oğlum sen nasıl çıktın lan? Hikmet, kaçtın mı yoksa? Yok be abi. Diyorum ya, hapishane gibi değil orası. İzin aldım, geldim. İyi. Kızlar, malum benim biraderimle mühim meseleler konuşmam lazım. O yüzden görüşürüz. Tamam, görüşürüz sonra. Bay bay. Bak, kız trip atıyor mu hiç? Saçmalama Rahmet, hadi bay bay. Örnek al biraz, örnek. Hey koçum benim be. Oğlum var ya, tam zamanında geldin ha. Ne oldu be? Oğlum Barış'la Cem'in sabah birbirine girdi mahallede. Oha. Ha, zor ayırdık. Sen asıl bombayı dinle. Bu bizim Barış var ya. Hı. Hırsızmış abicim. Assiktir. Vallahi kendi söyledi. Ulan o zaman o bizim araba olayı. Aynen öyle, o bizim arabada çalıntıymış işte. Peki sen asıl bombayı bilmiyorsun tabii. Ne olmuş Rahmet, fıtık etmesene. Cemil bizi kurtarırken ne yapmış? Ne yapmış Rahmet? Oğlum, Barış'a demiş ki sen bu mahalleden gitmezsen ben çocukları hapse atacağım demiş. Yok canım, Cemil abi demez öyle bir şey. Demiş oğlum. Herif resmen kullanmış lan bizi. Ne yapalım biliyor musun? Bence gidelim Barış'a. Gidelim ona soralım, adam gibi anlatsın bize doğrusu. Doğru. Hadi. Tülay. Ya bir tanem gözünü seveyim, sen niye ağlıyorsun? Biliyorduk zaten böyle olacağını. Deneriz yine, ne olacak? Ya ne deneyeceğiz artık Tufan? Doktorlar 100 kere söylediler işte. Çocuğumuz olmayacak bizim hiçbir zaman. Adam zaten beni bugün hastanede görünce şaşırdı. Yine rezil ettim kendimi ya. Ya bir tanem ne olur paralama kendini artık, tamam. Ya ben çocuk mucuk istemiyorum, ben mutluyum seninle. Ama ben istiyorum. Ben anne olmak istiyorum. Tamam, tamam ne olur ağlama artık. Özürüm ben sana, ağlama ne olur. Burunda mı çaldı lan yoksa bu? Ne bileyim abi, çalmıştır herhalde. Adam hırsız yani, işi bu. Yani. Gel. Barış'a bak sen.
Girebilir miyiz? Tabii, buyur. Otursanıza. Yok, oturmayalım. Oturmaya gelmedik yani. Nasıl isterseniz. Dışarıdaki arabada çalıntı mı? Çaldın mı onu da? Yok, o kiralık. Bu çalma işleri falan geçmişte kaldı, yapmıyorum artık ya. Ha. Son işinde bize patladı herhalde. Biraz öyle oldu. Sen şimdi baya baya hırsızsın yani. İyi de Barış, sen zengin değil misin? Kendim için çalmıyorum ki. Çalmıyordum. Ha. Zenginden alıp fakire veriyorsun yani. Robin Hood musun sen? Bizi niye kandırdın be Barış? Hı? Hadi bizi geç. Ablama nasıl yaptın sen bunu? Ben ablanı kandırmadım. Sizi de kandırmadım. Sadece elimi yüzüme bulaştırdım her şeyi. Ama kimseyi kandırmadım gerçekten. Ben ablanızı gerçekten çok sevdim. Gerçekten çok sevdim. Seven insan bu kadar yalan söyler mi? Barış. Cemil abi sana ne dedi tam olarak? Ne? Bizimle ilgili. Bıraktı ya bizi karakolda. Ne dedi sana? Önemli değil ya. Geçmişte kaldı. Siktir et, boş ver. Biz boş veremiyoruz vallahi Barış. Ablam bizim yüzümüzden nasıl bir herifle evlenecek bilmek istiyoruz. Eğer buradan gitmezsem sizi hapse atacağını söyledi. Evet, elinde mobese görüntüleri, işte bu parmak izleri, bir ton delil falan varmış. İli sağlammış yani. Öyle dedi. Bu herif bize ben sizi tanık olarak yazdıracağım, alakanız olmayacak, dosyayı kapatacağım falan dedi. Ha. Sen o yüzden ablama hiçbir şey demeden gittin. Efendim? Ne demek gelmedi? Nasıl? Yok, ben bilmiyorum. Yok, tamam. Siz eğer gelirse falan bana haber edin, olur mu? Söyleyin yani, tamam. Tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim, sağ olun. Ablanız hiç gitmemiş. Nasıl ya? Senin nereden haberin oluyor? İş yerinden aradılar şimdi. Niye seni arıyorlar abi iş yerinden? Ne alaka? Ha. Onu da sen ayarladın. He. Ben de diyorum Tufan abi ne alaka? Boş ver şimdi onu. Bak kız gitmiş kaç saattir, yok işe de gitmemiş. Nerede peki? Allah, bunlar hiç ablamlık hareketler değil yani. İlk işe gitmemek filan. Rahmet. Gel bir Tülay ablalara soralım. Aynen aynen, yürü hadi. Beyler. Bana da haber edin, ne olur mu? Çalışırken sakatlanırsın, büyük tazminat alırsın. Ulan burada da ne sakatlanılır ha? Kardeş, sen yeni işçi misin? Ha, benim, benim. Bak, ben. Gel, çavuş gönderecekti. Sigorta girişini yaptılar mı? Yok, yapmadım ama onu ben sonra şey edeceğim tabii. Ver kimliğini, çocuklar halleder hemen iki dakikada. Al abi. Ahmet, al onu ofise götür, sigorta girişini yapın hemen. Ya birader, bir şey soracağım ya. Bu inşaatta çok fazla kaza alıyor mu yani, böyle düşenler müşenler? Ya yok, burada olmaz. Bizim patron iş güvenliğinde çok iyidir. Mesela baret takmadan çalışamazsın. Yukarı çıkarken ipi takacaksın. İpi takmayı unutma sakın, düşersin. İpi... Tamam. Tamam. Şimdi çık yukarıya. Arkadaşlar sana baret, eldiven, ipini versinler, başlama. Evet.
ya, yok ya. Yok. Ben vazgeçtim arkadaş. Bir tane Fikri Elbol var lan bu dünyada. Ben ona kıyamam ki. Ne oldu nereye? Kardeş sen benim şu kimliğimi ver. Ya bir tane Fikri Elbol ver ya. Allah Allah. Onu da buralarda eba edemem. Sen benim kimliğimi ver ben gidip hadi. Tazminat alacağız diye canımızdan olacak değiliz ya lan. Ondan sonra benim çekirge sürüsü yesin parayı. Yerken beni böcekler. Ne gerek var böyle şeylere ya? Sen sağlıklı adamsın. Her şeyin başı sağlık. Lan! Ay kendi kendime nazar değdirdim ha. Ay, ben gideyim de Şeyma Hanımcığım bana bir nane limon kaynatsın da kendime geleyim ha. Allah Allah. Açmıyor. Açmıyor. Abi ben tırsmaya başladım ya. Kızın başına bir şey gelmiş olmasın. Vallahi ben de. Ya saçmalamayın. Çıkar bir yerden. Hemen kötüye yormayın ya. Ya ya o kadar mevzudan sonra ne yapsa yeridir bu kız da. Yine de sıkmayın canınızı yani. Çıkar elbet bir yerden. İnşallah abi. Ay sıçayım ya. Benim dönmem lazım yurda. Tamam dur ben seni geçireyim. Rahmet bana bak. Kardeşini geçirdikten sonra eve dön tamam mı? Tamam. Ablan geldiğinde seni evde bulsun. Tamam. Tamam. Biz de geliriz biraz da. Tamam gelin. Hadi yürü lan. Haydi güle güle. Ay Tufan, bu kız bir saçmalık yapmış olmasın? Ya yok artık ya, tövbe tövbe. Ya ne diyeceğim, sen bu Cemil'i bir ara ya. Ha? Vallahi ara söyle, haberi olsun en azından. Gerçi belli de olmaz abi, belki o biliyordur nerede olduğunu. Ara ara sen ara, vallahi. Öyle mi diyorsun? E tabii canım. Yine Cemil'e kaldık ya. Alo efendim yenge. Nasıl yok ya? Allah Allah ben de aradım ulaşamadım. İşe de gitmediyse. Tamam tamam dur ben şimdi bizim çocuklara da haber veriyorum. Sen de bir şey çıkarsa ara beni olur mu? Tamam hadi eyvallah. Ne oldu ya? Ya Filiz ortada yokmuş bir anons geçeceğim bizim devredekiler de bir baksın. Abi dur ne yapıyorsun ya? Herkes ayağa kaldıracaksın. Sonra Cemil nişanlısı için arama çıkart edecekler. Kendinle ilgili söylemediğim başka bir şey varsa ne olur sus. Seninle ilgili yeni bir şey öğrenmek istemiyorum.
Benden nefret ediyorsun değil mi? Niye benimle konuşmadın? Biz Uludağ sen kaçacaksın diye mi gittik? Kardeşlerimden uzak dur Barış. Filiz, ben onlara zarar vermek istemedim. Ama zarar verdin. Senin etrafında olduğun sürece de zarar görecekler. Ben onları gerçekten çok seviyorum. Barış sen hırsızsın. Onları uzak tutmaya çalışırım. Ne varsa yapıyorsun sen. Çalıyorsun, yalan söylüyorsun. Filiz bak ben... Ne? Bunun nasıl bir bahanesi olabilir ya? Biz ne olursa olsun çalmadık. Aç uyuduk çalmadık. Seni hayatımıza ben soktum. Şimdi sen onların kanına girersen eğer... ...seni asla affetmem. Barış çık hayatımızdan. Bizden uzak dur. Bize iyi gelmiyorsun. Sağ olasın Şeyma Hanımcığım, sağ olasın. Şeyma Hanım bana kesin nazar değdi, nazar. Ay vallahi ne yapsak biz size, boncuk falan mı taksak acaba? Ben kesin bana o kahvedekilerin gözü değdi bana. Bütün gün öyle kahvede oturuyor, otura yaşlanmışlar, pörsümüşler. Tabii beni böyle bir görüyorlar zıpkı. Tabii maşallahınız var sizin Fikri Bey. Ama bu normal göz değil, bu başka göz, bu nazar gözü. Helal, helal, helal. Siz bayağı şifayı kapmışsınız Fikri Bey. Ben size ne yapsam acaba, ne yapsam? Zencefil, tarçın da öksürüğü anında keser. Hemen yapıyorum. Şeyma Hanımcığım, siz de olmasanız ne yapardım ben? Allah sizden razı olsun. Ay siz yeter ki iyi olun. Ben dayanamıyorum böyle olmanıza. Vallahi dayanamıyorum. Ulan bu ne? Şey mi dediniz? Yok, yok Şeyma Hanımcığım, yok. Bir şey demedim. Geliyorum. Ay gelin gelin, ne olur gelin, size bir şey
olmasın. Yok oğlum, yok yok. Sen Meryem falan değilsin, değilsin. Kesin boğazın falan daha iyi olmuştur. Tamam, tamam, hadi. Ya ablam böyle haber vermeden gidecek bir tip değil ki. Ya o... Kesin başına bir şey geldi abi ya. Ay o ne biçim laf ya? Allah korusun. Cemil hastanelere falan bile baktırdı. Gelir şimdi birazdan. Merak etme. Ha, sakin olun ya. Abla. Ha. Ay çok şükür ya. Kız. Abla neredesin ya? Kız. Ya öldük meraktan. Niye haber vermiyorsun? Niye panik oldunuz bu kadar ya? Tam nefes almak istedim. Bana söylenen yalanları düşündüm falan. Abla. Ne abla? Ne? Efendim. Benim evet. Savaş Aktan'ı tanıyorum. Ne kazası? Hangi hastane? Tamam, geliyoruz hemen. Ne oldu kız? Barış kaza yapmış. Nasıl ya? Tamam tamam, paniklemeyin, çıkalım. Hadi hadi. Hadi. Hadi, hadi hastaneye gitmemiz hadi, lazım. Hadi. Rahmet sen kal. Savaş Aktan hangi odada acaba? Üzgünüm, bilmiyorum. Şöyle bir eski sorayım. Merhaba. Merhaba. Savaş Aktan hangi odada acaba? Kaza geçirmiş burada dediler. Bakayım hemen. 258 numaralı oda, koridorun sonunda. Sağ ol. Sağ ol. Barış. Barış, ben buradayım. Buradayım. Geldiniz mi? Nesi var, niye baygın? Kafa travması geçirmiş. Beyin kontüzyonu dediğimiz durum. Bu gibi durumlarda bilinç değişikliği görüyoruz. Beyin kanaması falan değil ama, değil mi, Allah korusun? Yok, hayır. Tomografi, MR temiz. Bilinç değişikliği için gözlem altında tutacağız. Kontrol görüntüleme de gerekecek. Siz nişanlısınız sanırım. Yok. Ben yardımcı olayım hocam. Kayıt için bilgileri lazım. Ailesinden birileri var mı? Telefonuna baktık ama anne ya da babaya dair bir kayıt göremedik. Aileye haber verelim. Ben annesine ulaşmaya çalışırım. Teşekkürler. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Savaş'cığım, döndün mü canım? Savaş? Alo? Ayla Hanım, benim Filiz. Filiz, sen oğlumun yanında... Bir şey oldu. Bir şey oldu Savaş'a. Savaş'a bir şey oldu. Şey Barış... Yani Savaş bir... Bir trafik kazası geçirdi de hastanedeyiz şu an. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Yok ama merak etmeyin. Yani iyi şu an, uyuyor. Hangi hastanedesiniz? Çabuk söyle. Hikmet. Seninki yine gelmiş, bekliyor aşağıda. Ne aşıkmış sana be. Yol mol dinlememiş, geliyor haberi. Yan Nazmi. Kız arkadaşım değil o benim. Bak kız nokta. Arkadaş
Nokta. Ayrı ayrı o ikisi. Tam olarak nerede kendisi? Bahçede. Tamam. Hoş geldin. Hoş buldum. Sana bunu vermeye geldim. Bu ne? Gitar. Benim gitarım. Senin gitarın mı? Sen gitar çalmayı mı biliyorsun? Şöyle böyle. Bakmak ister misin? Olur, tamam. Gel. Ay, şimdi ben bunu çalarım da çok ses olur ya. Sen bunu içeride rahat rahat çalarsın. Nasıl yani? Bana mı veriyorsun gitarı? Evet. Dedim ya sana getirdim diye. Akşamları yapacak bir şey bulamıyorum diyordun. Sıkılma diye getirdim işte. Ya bu müziği olmaz, bu senin gitarın. Ben zaten gitar çalmayı bilmiyorum ki. E onu da düşündük herhalde. Tut be. Bak şimdi. Bunlar benim gitar metotlarım. Ben bunlarla öğrendim. Sen al bunları. Bakarsın, çalışırsın. Tamam mı? Çok teşekkür ederim. Neyse, ben gideyim. Senin başın belaya girmesin. Sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Bakar mısınız? Savaş Aktan buradaymış. Odası nerede? Ha, burası hanımefendi. Buyurun. Ne diyorlar? Şoktan baygın. Yani hayati tehlikesi yok, merak etmeyin. Doktor uyanmasını bekleyeceksiniz dedi. Ne geldiyse senin yüzünden geldi zaten oğlumun başına. Ne geldiyse. Ayla Hanım. Beni de aradılar, öyle haberim oldu kazadan. Nasıl yaptı kazayı bilmiyorum yani. Neyse, siz geldiğinize göre ben gideyim. Kız nereye? Kıyamam ya. Of. Bir şey yok, sinirim bozuldu ya. E bozulacak tabii. Neler yaşadın bugün, kolay mı? Barış iyi olacak. Vallahi bak, görürsün. Hadi gidelim o zaman. He. Ben zaten numaralarımızı falan verdim. Bir şey olursa haber verirler. Abicim ne yapıyorsun ya gece gece dın dın dın? Pardon ya. Geç oldu değil mi? Ben biraz gaza geldim. Kaldırıyorum şimdi.
Ah geldiler be. Ne haber Ahmet? İyi akşamlar. İyi akşamlar abi, gel. Gel otur. Evet. Yok mu ablan? Yok. Nerede biliyor musun? Hastaneye gitti. Hastanede mi? Bir akrabamız kaza geçirmişti de ona gittiler Tülay ablalarla. Anladım. Hay Allah, geçmiş olsun. Yakın akrabanız mı? Hayırdır Ahmet? Canı sıkkın gibi, iyi misin sen? Değilim abi. İyi değilim. Cemil abi. Sen şu araba meselesinde bizi korumuştun yani. Sen bayağı kullanmışsın abi bizi. Arkamızdan iş çevirmişsin yani. Vay. Konumu mevzuya geldi demek. Bak kardeşim. Sen o Barış denen herife mi inanıyorsun? Adam nereden saldıracağını şaşırdı oğlum. Şimdi bunu buldu işte. Asıl sizi kullanan o. Neyse sonra konuşuruz. İyi akşamlar Fiz. İyi akşamlar hocam. Ya kusura bakma, bu saatte geldim. Sana ulaşamadım, çok merak ettim o yüzden. Bir de rahmet söyledi de bir akrabanız hastanedeymiş sanırım. Barış hastanedeydi. Kaza yapmıştı. Heh, yanına gittin sen de. İyi mi durum, ciddi miymiş? İyi çok şükür. Önemli bir şey değil yani. Gözetim altında tutuyorlar. Tamam, ben senin iyi olduğunu görmek için gelmiştim, gördüm. Bir şeye ihtiyacınız olursa ben yine buradayım. Her zamanki gibi. Tamam, sağ ol. Ha. Şimdi sırası değil tabii ama annem şey dedi. Bir ara gelinlik bakmaya gidelim dedi. Tanıdığı bir gelinlikçi varmış herhalde. Çok güzel modeller varmış. Ay, tamam gideriz. Tamam. İyi geceler o zaman. İyi akşamlar. Görüşürüz. Rahmet ben yatıyorum. Abla. Hı? Barış nasıl? İyi. Annesi yanında. Ben konuşuruz yarın sonra, ne olur. Tamam hadi, iyi geceler. Beyciğim alın, sıcak sıcak için. İçine limonu da attım. Şeyma Hanımcığım, aslında ben bu otları hiç sevmem ama... ama iyi geldi gibi, öksürük geçti sanki değil mi? Gelir tabii, gelmez mi? Gelir. Siz için yine de. O zaman ben yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler Şeyma Hanım, siz merak etmeyin, ben onu içerim. Tamam. İyi geceler Müjdeciğim. İyi geceler anneciğim. Başladı.
Ağlıyor lan bana. Filiz. Barış iyi olacak, merak etme. Toparlayacak. Barış toparlayacak da ben nasıl toparlayacağım bilmiyorum. Üst üste geldi her şey. Söz veriyorum, her şey düzelecek. Ya Tülay, bana bak, yurtta çocuklara hiçbir şey belli etmeyeceğiz, tamam mı? Ne bu hırsızlık olayı, ne Barış'ın kazası, hiçbir şey. Hikmet'e bile. Tamam canım, aa, deli misin? Tabii ki. Savaş, iyi misin? Neredeyim ben? Hastanedesin bir tanem. Bir kaza yaptın. Ama şimdi iyisin, çok şükür. Bak, hemen doktoru çağırıp geliyorum, tamam mı? Hemen geliyorum. Barış, sen hırsızsın. Onları uzak tutmaya çalışırım. Ne varsa yapıyorsun sen. Çalıyorsun, yalan söylüyorsun. Seni hayatımıza ben soktum. Şimdi sen onların kanına girersen eğer, seni asla affetmem. Barış, çık hayatımızdan. Bizden uzak dur. Bize iyi gelmiyorsun. Bence bugün taburcu olabilirsiniz Ayla Hanım. Evde dinlensin ama iyice, yormayalım. Tabii ki, tabii. Merak etmeyin de ben bir şey rica edeceğim ben sizden. Savaş'a gelen ziyaretçilerden bahsetmezseniz çok memnun olurum çünkü çok geriliyor. Tamam, merak etmeyin. Teşekkür ederim. Gel gel, yeni başladı film, çok güzel. Bak, bu çocukların babası savaşa gitmiş. Hepsi onun geri döneceği günü bekliyor. Adam da onlara geri dönmek için maceraları atlıyor. Çok heyecanlı. Güzelmiş. Sen kardeşin yanında mıydın? Hayır, yok. Ben şimdi gideceğim. Kardeşin sana benziyor mu? Bilmem ki. Nasıl bir şey kardeşinin olması? Güzel, çok güzel. Keşke benim de kardeşim olsaydı. Ya ne diyeceğim ben sana? Ben şimdi zaten kardeşimin yanına gideceğim. E birlikte gidelim şimdi. Hadi gel. Olur. Gel. Merhaba hocam. Ah, hoş geldin Kirazcığım. Hoş bulduk. Ben İsmet'e bakmaya gelmiştim de. Arkadaşım Ceylan da yanımda. O da İsmet'le oynayabilir mi? Tabii. Nasılsın Ceylan? İyiyim öğretmenim. İyi, hadi oyun saati bitmeden gelin oynayın. İsmo? İrak. Ne yapıyorsun sen? Dinozor. Dinozor mu çiziyorsun sen? Evet. Bak, yanında Ceylan ablam var. Ceylan abla. Çok güzelmiş dinozorun. Ben de oynardım burada küçükken. Sen kreşe de burada mı gittin? Evet, ben bebekliğimden beri buradayım. Ben kocaman bir dinozorumu İsmet'i gıdıklamaya geldim. Kiraz, burada mıydın? Ablamlar geldi. Sizi bekliyorlar yemekhanede. Ablamlar mı? Evet. Yaşasın ya. Fikret ve Hikmet abime de söylediniz değil mi? Söyledik tabii. Onlar dinliyorlar şimdi. Hadi İsmet al. İsmo, bırak bakalım kalemi.
Gel bakalım buradan gel. Ceylan, sen de gelmek ister misin? Gerçekten mi? Evet, hem ablamla da tanışmış olursun. Olur. Öğretmenim, görüşürüz. Görüşürüz. Ay aşkım ismim. Hoş geldin kuzum. Oh çok özledim. Hadi geçin oturun. Hadi. Gelsene sen de. Gel. Bu benim en iyi arkadaşım Ceylan. Öyle mi? Filiz ben de Kiraz'ın ablasıyım. Bu da benim en yakın arkadaşım Tülay. Memnun oldum. Tülay abla. Aşkım ya ben seni çok özledim. Burnumda tütüyorsun ya. Ablam biraz yesin seni sonra ben alacağım tamam mı? Sarı kafam benim. Abla ben burada basket oynuyorum biliyorsun değil mi? Ya aferin sana. Pota da var göstereceğim sana. O zaman nasıl her seferinde konuyu bir şekilde basketbola getiriyorsun? Ben anlamıyorum ki. Allah Allah ne var ya seviyor çocuğum. tamam hadi gidelim o zaman. Ya evet bana her yeri gösterin. Çok merak ediyorum ben burayı ya hadi. Hep birlikte gidelim hadi. Evet. Hadi gidiyoruz hadi. Geldim ablacığım. Hadi hadi. Gel, gel, gel. Bağlıyor mu annem? Ya ben pek bağlamayı bilmiyorum ama öylesine düğüm atıyorum. Ben bağlayayım mı? Bak şimdi. İlk önce böyle küçük bir fiyonk yapıyorsun. Burayı da. Sonra böyle birbirine doluyorsun. Açılmasın diye bir tane daha. Tamam mı? Oldu mu? Teşekkür ederim Tülay abla. Hadi gel. Ne kadar güzelmiş burası. Çok da büyük. Evet. Hemen şurası kreş. Burası bizim binamız. Hemen arkada da Hikmet abilerin binası var. Ama eskiden orası yoktu. 2 sene önce falan yapıldı. Sen uzun zamandır mı buradasın? Bebekken gelmişim. Annen de baban görmeye gelmiyor mu hiç? Babam yok zaten. Annem de bir kere görmeye geldi. Hala yaşıyor mu bilmiyorum. Özür dilerim ya. Sorularımla üzdüm seni değil mi? Yok, alışkınım ben. Üzülme. Sen çok tatlı bir kızsın. Ya ne yavaşsınız? Hadi gelsenize. Hadi gel. Beklettiler ha. Fikri Bey sonuçlarınız çıktı. Doktor Bey size açıklayacak. Hah nihayet ya. 2 kan 1 çiş bu kadar sürer mi ya? Doktor neyim var? Grip miyim? Bronşit miyim? Neyim? Neyse şunun ilacı ver de kurtulayım şu öksürükten ya. Sabahtan beri öksür öksür içim dışıma çıktı ya. Fikri Bey oturun önce isterseniz. Ne oldu? Daha vahim bir şey mi? Verem mi olmuşum yoksa? Maalesef siroz hastasısınız. İlk aşamayı da geçmişsiniz üstelik. Hiç sıkıntı hissetmediniz mi bugüne kadar? Siroz. Siroz? Hemen tedaviye başlayacağız. Siz de proteinli yiyecekleri azaltacaksınız. Et, yumurta, süt, karaciğer için çok ağır. Tabii söylememe gerek yok. İçkiyi asla ağzınıza sürmeyeceksiniz bundan sonra. Ne? Bir adam içmeyeceğim. Asla Fikri Bey. Bakın durum ciddi. Ölümcül etkisi olur. Ölümcül ha?
Ne demek lan? Ne demek? Ölümcül ne demek lan? Ne demek içki yok? Ben nasıl içmezsem ölürüm. Ben niye ölüyorum ya? Şişt, oğlum sen fikrisin lan. Fikrisin. Sana hiçbir şeyler olmaz. Sen turp gibisin. İçkin de içersin. Sen istediğin gibi de yaşarsın. Versene şu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Filiz. Az kaldı. Sık dişini. Ya ben şimdiden çok özledim onları. Ay özlenmez mi minibollar ya? Ama yüzdük kuyruğuna geldik işte. Tülay, ben hastaneye gideyim buradan. Sen de atla minibüse eve dön istersen. Aa, ne münasebet canım, ben de seninle geleyim. Niye yalnız bırakayım seni ya? Sen olmasan ne yapacağım ben acaba? Asıl siz olmasanız ben ne yapardım acaba? Yok. Affedersiniz, Savaş Aktan'ın odası mı değişti acaba? Savaş Bey bugün çıkış yaptı annesiyle birlikte. Ha öyle mi? Sağ olun, teşekkürler. Rica ederim. Bak, Barış'ı taburcu etmişler. İyileşti demek ki. Hadi gel gidelim. Dur Savaş'cığım, şunu ben şöyle koyayım da daha rahat edersin sen. Heh. Gerek yok anne, alırım sonra. Ama iyi, böyle daha rahatsın şimdi. Heh, şimdi oldu. Anneciğim, alır mısın bunu? Allah Allah, lütfen ya. Savaş'cığım, akşam yemeği ne istersin, ne yaptırayım sana? Fark etmez. Savaş, böyle mecburen konuşuyormuşsun gibi cevap vermesen bana, hı? Anne, sana bir şey sormam lazım. Sor canım. Hastanedeyken. Evet. Filiz hiç yanıma geldi mi? Hayır efendim, gelmedi. Ne geldi, ne aradı, ne sordu. Sen de unut artık, o kızı değmez çünkü. Kenar Mahalle kızı yüzünden düştüğümüz duruma bak. Savaşçım kalkma. Savaşçım yatman lazım ama. İyi. Barış çık hayatımızdan. Bizden uzak dur. Bize iyi gelmiyorsun. Çocuk anne baba bilmeden büyümüş ya. Ne kadar da sevgi doluydu, yazık. Kim? Ceylan işte. Ha. Çok tatlı çocuktu gerçekten. Kiraz'la da hemen arkadaş olmuşlar. Ben açarım. Hayırdır inşallah. Aa. Müjde, hoş geldin canım. Merhaba Tülay abla. Merhaba canım, gel. Geç içeri. İyi akşamlar Filiz abla. Rahmet evde mi? Hı, içeride geç. Ben geldim.
Müjde? Sen ne yapıyorsun burada ya? Seni kaçırmaya geldim. Nasıl? Yani annem Uzi Hikmet'i kaçırmıştı ya. Ben de seni kaçırıyorum. Diyorsun. Evet. Nereye kaçıracağım beni? Sinemaya. Çok iyi fikir. Ya kafan dağılır belki biraz. Çok sıkıldım bu ara. Sağ ol. Hadi hazırlan. Tamam. Ya Müjde, hadi seçelim bir tane filme girelim. Ne bekliyoruz ya? Ya arkadaşlarım gelecek. Hem kızım deme bana. Ne arkadaşı ya? Hani ikimiz gidecektik? Bir de arkadaş çıktı ya. Nerede? Buralarda. Ha. Lan! Ya! Ulan gene mi izin aldın? Yok abi ya, kaçtım bu sefer. Sürpriz yaptık sana, fena mı? Kardeşleri ayırmaya gönlümüz el vermedi. Kızım sen var... Tamam, tamam. Kızım demiyorum, öpüyorum. Hadi biletleri alalım, kaçıracağız. Ha, tamam, tamam. O iş bizde, hallederiz biz. Oğlum nerede atladın öyle hemen de? Bizim paranız neden o kadar? Ya markette biriktirdiğim para var zaten. Orada harcayamıyorum, burada harcarım. İyi. Kolay gelsin. Merhaba. Biz lanetli tepelere 4 bilet alacağız. 4 öğrenci. Tabii. Biraz bozuk olacak ama kusura bakmayın. Daha iyi. Buyurun. Sen de hiç korkmuyormuşsun ha. Bu kızım biraz korkunçtu. O kadar. İş bitti sen bitti. Hoş geldiniz efendim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Gelinime bakacağız da. Hay hay. Nasıl bir model arzu edersiniz? Sade mi olsun, dantelli mi? Dantelli. Sade. Gelinle kayınvalide deyip tersini ister zaten. Dilerseniz her ikisine de sırayla bakalım. Yok, böyle sade bir şey olsun. Elbise gibi. Yani beyaz böyle düz sade. Vallahi gelin ne derse olur derler. Değil mi anneciğim? Bence de Filiz seçsin. Hı? Sanırım bu tam istediğiniz model. Size de çok yakışacak. Evet, çok güzel valla. Çok güzelmiş. Deniyorum bunu ben. Tülay. Senin canın bir şeye sıkılmış sanki. Belli suratından ne oldu? Ya Tufan biz dün yurda gittik ya. Hı. Orada ben bir kızla tanıştım. Adı Ceylan. Kiraz'ın oda arkadaşı. Kız öyle tatlı ki bir görsen. Ne? Ya işte yurtta büyümüş. Ailesini doğru dürüst tanımamış bile. Böyle ayakkabı bağlamasını bile bilmiyor kız. Öğreten olmamış ki. Bir sonraki sefer gittiğimizde sen de gelsene bizde. Hem kızla tanışırsın. Olur olur. Gidelim. Vallahi ben de özledim beni bollara. Tufan ya, ben sana bir şey soracağım.
Sence insan illa da böyle doğurduğu çocuğa mı sevgi verebilir? Yani anne olmak doğurmak demek mi? Bak mesela Filiz'e. Miniboğullar artık onun çocuğu, kardeşi falan değil. Öyle değil mi? Yani tabii. Annelerinden daha çok annelik etti onlara. Yani diyorum ki biz de acaba mesela boş boş konuşuyorum ben. Bakma sen bana, ben bir çay koyayım kendime. Filiz, çok güzel olmuşsun. Sağ ol. Bu güzel bence. Evet, bence de. Bu güzel yani, alalım bence. Kızım biraz daha deneseydik. Yok yok canım, denecek bir şey yok. Bu güzel oldu işte, değil mi Cem? Evet evet anne, çok yakışmış bence de. Bir baksaydık tadilatlık yeri var mı diye. Yok yok, tam bu üstüme, sağ olun. Tamam, siz çıkarın o zaman, ben işlemleri halledeyim. Ben de ödemeyi yapayım isterseniz. Buyurun. Çekil, 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 çekil. Ne oldu oğlum, ne baktın? Ne oldu? Ne baktın? Abi. Fiko. Ya biz ne zaman gideceğiz ya? Sıkıldım artık, yeter ya. Fiko, söyledik ya sana oğlum. Kaç defa daha söyleyeceğiz? Bir süre daha buradayız işte. Gidemeyeceğiz değil mi abi? Kaldık burada. Kiraz'a da bana bir şey söylemiyorsun, üzülmeyelim diye. Bana bak bakayım sen. Senin başka bir derdin var değil mi? Ne yaşıyorsun oğlum sen? Şu sana da sataşan çocuklar. Sataşıyorlar mı hala? Fiko anlat oğlum, ne yaşıyorsun sen? Evet, sataşıyorlar abi. Tamam. Ver isimlerini o zaman. Gidelim söyleyelim öğretmene, bitsin bu iş. Yok abi, kimseye söyleme. Bebek miyim ben? İyice dalga geçecekler sonra. Ne yapalım o zaman Fiko? Gidelim birlikte mi dövelim çocukları? Yok abi. Ben tek başıma döverim ama ablama söz verdim işte. Öyle mi? O zaman bulaşmayacaksın kardeşim. Takmayacaksın da. Git kendi işine bak. Ne yapıyorsun? Ödevini mi yapıyorsun? Basketbolunu mu oynuyorsun? Ne bakıyorsun lan böyle? Tırstırmasan adamı. Tamam, buldum abi. Sağ ol, çok sağ ol. Ben anlamadım ki hiçbir şey. Ne oldu şimdi? Cengiz, sana bir teklifim var. Gel senle basket sahasında bir kapışalım. Kim daha çok basket atarsa o kazansın. Bir haftalığına yurdun kralı olsun. Ne dersin? Oğlum bu ne lan? Tırstım demiyorsun da bunu mu buldun? Erkeksen dövüşelim. Kim kazanırsa o kral olsun. Lan oğlum bak, ben seni dövüşte her türlü yenerim de. Baskette ufacık da olsa bir şansım var. Hadi bakalım. Havada karada yenerim seni. Göreceğiz bakalım. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Çabuk hallettik, bence gözümde büyüyordu. Çabuktan ziyade böyle bir telaş halindeyiz niyeyse.
Pardon. Efendim Tülay'cığım? Filiz. Ay arayamadım seni, çok merak ettim. Ne yaptınız? Aldınız mı gelinliği? Aldık aldık. İyi misin sen? İyiyim iyiyim. Ne? Ay ne, kötü bir şey mi oldu? Kız iyiyim dedim ya. Ha tamam tamam. Ay canım tamam, geliyorum hemen. Tamam. Ne oldu ya? Şey Tülay'la ilgili bir şey olmuş da yani çok iyi bir şey anlatamam şimdi. Ben bir gideyim göreyim onu, olur mu? Olmaz. Pardon? Şurada nikah 2 gün kalmış. Gelin kayın vadesi de 2 satır oturmuyor derler sonra. Anneciğim bize ne kimin ne dediğinden Allah aşkına ya. Yok oğlum, o kadar da değil. Daha nişanın dedikodusu bitmemişken herkes def çıkarmaya çok meraklı zaten. Hazır gelin hanımı bulmuşken şu düğün işini konuşalım. Nerede istersin, nasıl istersin, kimler gelsin, ha? Söyle bakalım. Siz nasıl isterseniz Fatma teyzeciğim, yani siz bilirsiniz. Düğüne heves etmeyen gelin olur muymuş canım? Kızım, sen sanki zorla evleniyormuş gibisin. Anne. Ne anne? Bak yüzünden düşen 1000 parça. Kızım gönülsüzsen yapmayalım nikah nikah. Olur mu öyle şey Fatma teyzeciğim? Yani yanlış bir şey yaptıysam kusura bakmayın da. Mutluyum yani. Mutluyum. Niye mutlu olmayayım ki, değil mi? Ya anneciğim kız ne yapsın Allah aşkına ya? Kardeşleri oradayken burada gülüp eğlenecek mi? Hem senin o mahalledekiler buna da laf ederler şimdi. Yalan mı? Yiyen gitti. Hadi yiyin de kalkalım. Geç oldu zaten. Herkes 5 kez atacak. En çok atan kazanır. İlk kim başlayacak? Tabii ki de sen kanka, buyur. Al şu ko. Bu sefer olacak. Hadi. Fikret 0, Cengiz 1. Son 2 atışınız. Kazanacağız oğlum. Hadi. Hadi oğlum bu giriyor. Hadi. Hadi, hadi oğlum bu girecek. Hadi. 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 Sen ne yapıyorsun? Baskin atmaya çalışıyorum. Öyle olmaz oğlum. Böyle konu şöyle bir şey yok yani. Tamam abi, tutuyorsun topu tut. Tamam mı? Tam zıplarken bilek de atacaksın. Ha? Zıplarken hop bırak da şu değil yani. Yap bakalım bir. Bir daha yap. Çaktı. Fikret 1, Cengiz 1. Son atışlarınız. Atamaz. Kıllık yapmayın oğlum. Konsantrasyonu bozuyorsunuz çocuğun. Hadi Fiko. Hadi. Hadi Fiko. Hadi. Yaparsın. Abi şimdi bir hafta yurdun kralı Fiko mu olacak?
aferin sen var ya, kralsın kral. Ya kapıya kadar yardım etseydin. Yok yok, iki adım zaten, sağ ol. Teşekkürler her şey için. Güle güle giyersin inşallah. İyi günler. İyi günler Fatma teyze. İyi günler. Filiz, 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 Filiz bir şey söyleyeceğim, durur musun? Söyleme, bir şey mi oldu? Filiz. Bak bunu bize yapma. Bunu bize yapma, evlenme o adamla. İlla evlenmen gerekiyorsa benimle evlen. Ha? Bak, tamam benden nefret et. Bir daha benim yüzüme bakma. Ne olursa olsun ama ben kardeşlerini oradan çıkarmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Söz veriyorum her şeyi. Filiz evlenme onunla. Sence bir hırsızla evlenirsem çocukları bana verirler mi? Çocuklar buraya gelmeyecek mi? Serviste direkt oraya gidecek onlar. Hadi. Hadi. Ha, Tülay şunları da al da arabaya atalım. Abla. Sen emin misin? Ya ne emin miyim ya? Evleneceğiz, geleceğiz, bitecek hadi. Hadi karartma benim işimi hadi. Sen ne diyorsan. Var mı alacak bir şey daha? Yok, tamam. Evet, geldiler. Malları toplanmış yine. Tamam mısınız? Rahmetle sen benim arabayla gelirsiniz. Servisle mi geliyorsunuz siz? Ha yok, bizim araba var. Ha tamamdır. E hadi gidelim o zaman. Maşallah su gibisin kızım. Birbirinize de ne yakışıyorsunuz. Allah bir yastıkta kocatsın. Mutluluğunuz daim olsun evladım. Tamam ablacığım, düğünden sonra söylersin artık. Abla, benim çok ufak bir işim var, hemen halledip geleyim. Hızlı. Tamam ya. Açayım sana kapıyı, dur. Hop. Yavaş, yavaş. Tamam. Hadi bakalım. Sağ ol. Yakışıklı olmuşsun. Biz de akşam için hazırlanacağız. Yani Müjde beni getirebilirse getirecek, getirecek. Şema teyze çok şey yapmayın ya. Ne yapmayayım? Gelebilirsiniz yani. Ha yok, geleceğim, geleceğim, geleceğim. Babam evde mi? Ha evde. Yani o da böyle işte yok gelmeyeceğim, kendimi hissetmiyorum falan diyor ama. Bakayım ben de. Aa tabii tabii, gel. Ay şunu. Thank you.
Ne arıyorsun lan sen burada? Bunu getirdim. Bir şey otur. O ne? Takım elbise. Ablam evleniyor. Sen de giy şunu, gel hadi. Ben düğüne geleceğim ha? Hiç benlik ortamlar değil valla. Ben hastayım. Yedirim gelemem. Baba, kızın evleniyor diyorum ya. Hem de öyle neşeyle, kutlamayla falan değil yani. Çocukları kurtarmak için mecburen evleniyor ablam. Sen de gel. Bir kere de sen destek ol ablama be. Ya bu kız dertsiz başına dert arıyor. Taktı o yurttan çıkartacağım diye çocukları yurttan çıkartacağım derken kendi zıbanadan çıktı, haberi yok. Baba, ablam bizi sahipsiz bırakmıyor. Sen de onu sahipsiz bırakma. Gel işte, mutlu olur. Laflara bak, laflara. Baba, lütfen rica ediyorum. Sen benden selam söyle. Bir de benim yerime mutluluklar dile olur. Hadi. İyi gelme. Ablamlar geldi, gel. Ay aşkım. Oh. Gel. Oh, erken mi geldiniz? Vallahi mekanı biz açtık abla. Sevgilim. Düğünüm. Oh. Güzel olmuş değil mi anne? Güzel süslemişler. Duyuyoruz kızım sizi. Ne? Prenses. Prenses. Filiz. Hadi hazırlanın artık. Bir makyaj yap, kendine saçını başını tara. Sen de damatlığını giy o. Tamam anneciğim. Cemil, ver şu torbaları, ben alayım. Al yenge. Ben şimdi hazırlanayım, gelin tamam. Yürü lan. Aa, durma be. Gel biz de oturalım bari, hadi. Filiz. Geç bakalım. Evet çocuklar, ne yapıyorsunuz bakalım? Beğendiniz mi burayı? Çok güzel Cemil abi. Ha, güzel değil mi? Bir gezin dolaşın isterseniz, böyle oturmayın ya. Ama sakin sakin bak, öyle koşturmak yok fazla. Sonra bana laf getirmeyin. Niye koştursunlar Cemil abi? Kocaman çocuklar. Ya öyle tabii de şimdi Fikret yerinde duramaz falan diye dedim. Değil mi lan? Neyse ben gideyim, hadi görüşürüz. Edepli uslu olun. Cemil artık enişteniz. Onun sözünü dinleyin. Hiç sevmiyorum bu Cemil abiyi ya. Ben de ya. Şu annesi olacak Fatma ablayı da. Çilt oluyorum valla. Memlesiz, tipsiz. Bebecik. Allah'ım ya. Oğlum takılmayın böyle şeylere. Düğündeyiz. Yüzünüz gülsün biraz. Ya ama abi tiplere baksana. Ya tamam. Ne yapacaksın? Biz buraları gezelim hadi. Şu pisti gezelim. Şşş tamam, abartma. İsmo. İsmo gel. İsmo. İsmo. Gidime. Anneciğim, hı. Hadi sen şimdi güzelce ilaçlarını iç. Tamam. Bütün gece rahatlatır seni bunlar. Ben de şu üstüme uygun bir çanta bulayım. Tamam, çok güzelsin. Teşekkür ederim. Maşallah. Fikri Bey, keşke siz de gelseniz. Ne güzel olur. Yok Şeyma Hanım, yok. Benim gelesim yok ya. Fikri
Fikri Bey, anladım ben sizi. Siz kızınızı vermeye dayanamıyorsunuz. Yani bir baba olarak kolay değil tabii. Ne de olsa ilk göz ağrınız o sizin. O küçücük kız büyüdü, şimdi gelin oluyor. Kolay mı el oğluna kız vermek, değil mi? Zor tabii canım, zor. Fikri Bey, siz iyi bir babasınız. Sadece yüreğiniz kaldırmıyor, ben anlıyorum. Ama ne bileyim, biraz da şöyle düşünmek lazım. Yani biz bugün varız, yarın yoğuz. Evlatlarımız da geleceklerini kuracaklar tabii. Öyle değil mi? Ölümlü dünya. Yani öyle düşünmek lazım. Daha ne kadar yaşayacağımızı kim bilebilir? Öyle değil mi? Anneciğim. Hah. Hadi çıkalım. Evet. Hadi çıkalım. Hadi. Tamam. Siz yine de söylediklerimizi bir düşünün. Olur mu Fikri Bey? Ay şunun güzelliğine. Hadi, hadi çıkın. Maşallah. Ölümlü dünya dedi ya. Ay Filiz, çok güzel oldun. Duvağında saçın yapılınca takarız. Evet, evet, öyle yaparız Fatma teyze. Ben bir 5 dakika izninizi isteyebilir miyim? Ama geç kalacaksın. Ay kız, bütün gece bunu ağır ağır üstünde taşıyacak ya. Biraz dinlensin. Hadi biz misafirlere bakalım, hadi. Peki, ha bu arada ağzını alıştır kızım. Bana artık anne de. Fatma teyze de mi olur mu? Hadi içeri geçelim biz, hadi. Mamam çok güzel. İstemiyorum Duray abla. Doydun mu? Doydum. Hoş geldin kardeşim, hoş geldin. Sağ ol geldiğin için teşekkür ederiz. Babam geldi. Ha, Fikri abi. Ay oğlum gel bakayım. Şaka değil mi bu? Gerçek falan değil yani. Babam geldi. Hoş geldin. Bunu alıyorum ha. Ay. Ne oğlum ya? Allah Allah. Hadi yumulun, yumulun, yumulun. Bana da bir tabak yapın. Hadi ya. Allah Allah. Serap mı görüyorum ben? Ne Serap'ı oğlum? Allah Allah. İlk defa mı görüyorsunuz? Hoş geldin baba. Hoş bulduk oğlum. Geçen gün de giymiştim ben takmayı mahkemede. Ben şunu bakayım. Ay Şeyma teyze. Ah tebrikler, tebrikler. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Anne bak, senin bu yavaşlığınla Fikri Bey bile bizden önce çıkmış gelmiş. Fikri Bey. Gelmişsiniz. Ne iyi ettiniz. Şeyma teyze, ne güzel olmuşsun ya. Teşekkür ederim.
biliyorsun hani bayağı kalabalık değil mi? Herkes geldi valla. Kiraz, ben de gelsene. Ya Kiraz, ben bu Cemil abiye gıcık oluyorum. Ya ben de valla ama ne yapalım, ablamla evleniyorlar işte, yapacak bir şey yok. Var. Neymiş o? Barış abi çağıralım mı? Saçmalama Fiko. Kavga çıkar, deli misin sen? Ya çıkarsa çıksın. Ablam mutsuz mu olsun? Görmedim nasıl mutsuzdu? Ya ben evlenmelerini istemiyorum. Yurtta kalırsak da kalalım. Kiraz. İyi peki ne yapıyoruz? Tülay abla orada masada. Ceylan'ı arıyorum falan mı desem acaba? Yok ya. Niye yurda arıyorsunuz falan dersin? Çok çabuk anlaşılır, olmaz. E ne yapacağız o zaman? Sen Tülay ablayı yolla. Ben orada telefonu alacağım. O zaman bekle. Hadi gidelim. Tülay abla, benim biraz saçım bozuldu. Onu düzenleyebilir misin? Yani toplayabilir misin? Tamam, toplayayım. Tokan nerede? Fiko. Ay, ay İsmo dur iki dakika. Dur toplayayım Kiraz ablamın saçını. Hadi Kiraz gidelim. Tamam, bir saniye Fiko. Ay Fiko patlama ya, dur iki dakika. Aa, topluyorum işte. Bana bak. Fazla hoplayıp zıplamayın, terlemeyin olur mu? Tamam, tamam. Hadi oldu. Tülay abla biz dolaşmaya gidiyoruz. Tamam canım, hadi. Kuzum doydun mu? Doydun mu? Doydum. Ben bir Filiz'e bakıp geliyorum, tamam mı? Efendim Tufan? Barış abi benim, Kiraz. Kiraz? Sen yurtta değil misin abiciğim? Tufan yanında mı? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok, yurtta değilim, düğündeyim Barış abi. Ablam evleniyor, hem de şimdi. Ne? Ne zaman, nerede? Uzatmasın hemen, gelsin ya. Hemen gelmen lazım Barış abi. Tamam, şu düğün salonu neredeymiş? Söyle bakayım bir. Az kaldı kuzum. Sık dişini. Hadi nikah memuru geldi. Tamam, geliyoruz. Anca oyalansınlar. Çiçeğini al çiçeğini. Sayın davetliler, birazdan nikah geçilecektir. Lütfen çocuklarımızı pistten alalım. Lütfen çocuklarımızı pistten alalım. Yetişebilir mi sence? Ne bileyim ben, bilmiyorum ki. Hadi, hadi!
yapacağız biz şimdi? Bilmiyorum ya. Yapacağım ben bir şeyler işte. Tamam da ne yapabilirsin ki? Gitmiyor trafik ya. Ne diyorsun ya? Abis. Milletin içinde. Çarpsan bir tane ha. Son var mı çocuğa? Yok abi ben o an bir anda o kazan ettim ya. He. O yüzden. Tam da düğünün ortasında ya. Yıka şunu. Zamanlı buluyorsun ha. Acıyor ama. Yürü. Ya. Al kardeşim. Meğer düğün salonu varmış. Nerede burada? Abi bak şu ileride dar bir sokak var. Gördün mü? Evet. Heh, oradan gir. Sonuna kadar koş. Caddeye çıkınca sağda. Tamam. Çok sağ ol. Efendim, belediyemize başvurarak evlenmek istediğinizi belirttiniz. Evlenmenizde bir mani olmadığı tespit edildi. Bir kez de şahitler huzurunda bu isteğinizi dile getireceksiniz. Adınız, soyadınız. Cemil Engin. Annenizin adı? Fatma. Babanızın adı? Faik. Adınız, soyadınız? Filiz Elibo. Annenizin adı? Şükran. Babanızın adı? Fikri. Siz Cemil Engin, hiçbir etki altında kalmadan Filiz Elibol'u karınız olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Filiz Elibol, hiçbir etki altında kalmadan... Ablam! Kiraz! Canım ablam! Ne oldu? Kirazcığım ne oldu? Canım ablam! Canım ablam! Bilmem abi bir şey oldu herhalde. Ne oldu? Geliyoruz biz hemen gidelim. Hayda! Filiz, ya otur istersen. Ya heyecanlandı herhalde. Vardır bir şey. Reziller bunlar. Pardon. Pardon. Pardon.
Devam edelim mi? Siz Filiz Elibol, hiçbir etki altında kalmadan Cemil Engin'i kocanız olarak kabul ediyor musunuz? Filiz evlenme onunla. Filiz Hanım. Bir geç kaldım. Tebrik ederim. Sağ olun. Tebrikler. Ben bir kiraza bakmaya gidiyorum. Şimdi mi? Şimdi. Ya. Öpeyim anneciğim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ ol amcacığım. Oğlum nerede bu kız? Anne gelir şimdi. Bir kardeşine bakmaya gitti. Çok tebrik ederim. Sağ ol. Anne ben bir bakıp geliyorum Filiz'e. Hah. Kiraz, ablan nerede? Bilmem. Nasıl bilmem ya? Sana bakmaya gelmedi mi? Ne bileyim ben. Hayda. Filiz Kiraz'a bakmaya gitmedi mi? Hmm. Nerede kız? Tufan. Tamam canım.
ettik bilmedik, kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe.